Merhaba, ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz ya da daha önce abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben bugün bu videomda size niş kalitesinde bulduğum designer parfümlerden bahsetmeye çalışacağım. Bana aslında çokça sorulan sorulardan bir tanesi, hani böyle kaliteli bulduğunuz designer parfümler neler şeklinde ve 5 tane parfümü size anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk parfümüm Hermes firmasına ait Lambredo Merve. Nasıl bir parfüm? Şimdi aslında ben hani bu klasik şişeler biliyorsunuz mutlaka, Eau de Merve ya da Elixir de Merve. Bunları ben biraz mesafeliydim başlangıçta. Biraz tuzlu yapılarından dolayı. Sonra zamanla sevdiğim, hoşuma giden parfümler haline geldi. Fakat onların arasında galiba en çok bunu beğeniyorum diyebilirim. Parfümün içerisinde neler var? İsterseniz öyle başlayalım. Parfümün içerisinde amber, vanilya, labdanum ve patchouli yer almakta. Ben bu parfümde yine o tuzlu hissiyatı alıyorum. Amber çok güzel kullanılmış. Ben çok fazla böyle amber yoğun parfümleri kullanan birisi değilim. Bazen bana amber çok ağır gelebiliyor. Fakat özellikle amberle labdanumun birleşimi, o amberin bence hafif kullanımı. Çünkü çok ağır değil benim için. Çok böyle dozunda bir kullanım var. O tuzlu hissiyatını gene ediniyorum ben bu parfümün içerisinde. Tuzlu karamelli bir hissiyat var ve benim gerçekten çok hoşuma gitti. Kalıcılığı gayet muazzam, gün boyunca kalıyor. Yayılım ortalama diyebilirim, belki bir kol mesafesi. Bazen o yüzden ki bu hatayı galiba ben de yapıyorum. Eğer böyle çok yoğun yayılmıyorsa bir süre sonra parfüme de alışıyorum ve sanki tenimde kalmıyormuş gibi hissedebiliyorum. Ama aslında tende kalıyor. Ama gene de akşama doğru galiba bir kere ben bu parfümü tazeliyorum. Fakat mükemmel bir harmana sahip ve bence kokladığım andan itibaren hani bir niş parfüm kalitesini hissettiren parfümlerden biri diyebilirim. İkinci parfümüm ise gene çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Elisa Le Parfum Intense olanı. Parfüm olanı da gayet güzel ama ben Intense olanını çok çok beğeniyorum. Ve kesinlikle niş kalitesinde bulduğum çok güzel parfümlerden bir tanesi. Parfüm içerisinde neler var ona bakalım isterseniz. Parfümün üst notalarında portakal çiçeği, orta notalarında bal, ylang ylang gül, alt notalarında ise patchouli ve amber yer almakta. Aslında bal, portakal çiçeği ve amber yoğun bir parfüm diyebilirim. Portakal çiçeğini çok yoğun hissediyorsunuz fakat bal daha ön planda. Baldan gelen bir tatlılık var. Yapış yapış bir şekerlik söz konusu değil ama o balın tatlılığını, amberin sıcaklığını, portakal çiçeğinin o temiz, güzel yapısını da hissettiğiniz harika bir parfüm. Çok yoğun bir parfüm. Migreni tetikleyen bir parfüm diye özellikle uyaracağım. Çünkü migreni olan arkadaşlarım çok ciddi problem yaşadı bu parfümle ilgili. Ağır bir parfüm. Kendini bayağı hissettiren, odayı dolduran, kalıcılığının, yayılımının güçlü olduğu bir parfüm diyebilirim. Gerçekten çok sorulan bir parfüm bu arada. Ne zaman kullansam çok iltifat aldığım. Hatta yolda durdurulduğum ve parfümümüzün adı ne şeklinde sorularla karşılaştığım bir parfüm diyebilirim. Yakın bir zamanda gene en çok iltifat aldığım ve övgü aldığım parfümlerle ilgili bir video çekeceğim ki o videoda mutlaka kendisi de yer alacak. Buradan da ön bilgi vereyim size. Gerçekten çok kaliteli bir harmana sahip. Fakat Intense'in üretimi galiba durdu. Ben bir şişesini hızla bitirmiştim. İkinci bir şişeyi bulur bulmaz hemen aldım. Bir tane daha yedekleyeceğim. Şu an Seville'lerde, Sephora'larda, Bonner'lerde bulamazsınız. Ama bazı hesaplarda, Instagram hesapları olabilir veya bazı yerlerde, internet sitelerinde hala satılıyor. Bence tükenmeden sonra pişman olursunuz. Mutlaka deneyin. Ve bu parfüme bakın, oldukça yoğun, kendini hissettiren, çok güzel kalitesi olan muazzam bir parfüm. Bir diğer parfümüm ise gene çok kaliteli bulduğum ve çok sevdiğim parfümlerin başında geliyor. Cartier La Panthère. Bence kesinlikle niş kalitesinde eski ile yeniyi buluşturan bir parfüm. Ben onun için şöyle söylüyorum. Hani yolda gidiyorsunuz arabada, radyoyu açtınız. Çok güzel modern, çok güzel bir şarkı dinliyorsunuz ama İçerisinde çocukluğunuzda dinlediğiniz o eski bir şarkının da tınılarını hissediyorsunuz. Eski ile yeninin birleşimi. Gerçekten sanat yapılmış. Sanat yapılırken halk da kucaklanmış diyorum ben bu parfüm için. Çünkü böyle bu kadar sanatsal ve güzel bir
çalışma aynı zamanda bence genel beğeniye de oldukça uygun. Yani çok böyle bu parfümün burun kıvıranı olmayacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir parfüm. İçinde çok fazla nota var. O yüzden ben biraz notaları derleyip toparladım. O şekilde söylemek istiyorum size. Parfümün açılışında aslında kuru meyve notalarını hissediyorsunuz. Rhubarb ve anason gene karşılıyor sizi. Daha sonra gardenya'nın başrolde olduğu çiçekleri hissediyorsunuz. Alt notalarında ise misk yer alıyor, meşe yosunu ve patchouli deri hissediyorsunuz. Açılışı aslında oldukça sert gelebilir size. Lütfen korkutmasın. Daha sonra meşe yosunun ön planda olduğu bir gardenya hissediyorsunuz. Deri daha hafif diyebilirim ben bu parfüm için. Parfümün nostaljik havayı veren bence o içindeki meşe yosunu. Gene kuru meyveleri de yoğun hissediyorsunuz. Hatta şöyle ortama da sıkabilirim. Gerçekten dediğim gibi hem eski havası var parfümün hem modern bir yapısı var. Çok güzel bir parfüm. Kalıcılığı çok iyi. Silajı arkasında bıraktığı izi, yayılımı çok çok güzel. Hatta okulda gene bir çalıştığım okulda bir hoca arkadaş kullanıyor. Gerçekten o geçtikten sonra böyle her yeri kokluyorum. Ama o sıktığı zaman bazıları şunu da diyebiliyor. Ya bir koku var ortalıkta, çok yoğun ve çok ağır, rahatsız olanlar da olabiliyor. Yani evet, genel beğeniye de uygun falan dedim ama mutlaka denenmesi gereken parfümlerden. Çünkü ağır ve yoğunluğu olan oturaklı bir parfüm diyebilirim. Bir diğer parfüm ise gene benim kışları çok kullanmayı sevdiğim parfümlerin başında geliyor. Tom Ford Noir. Bu kadın versiyonu, erkek versiyonu olan Extreme'le de oldukça benzer. Fakat bu birazcık daha tatlı ve ondan performansı daha yüksek diyebilirim. Peki parfümün içinde neler var? Parfümün üst notalarında bergamot, acı portakal, mandalina, zencefil, orta notalarında gül, yasemin, portakal çiçeği, külki tatlısı, alt notalarında vanilya, amber, sandal ağacı ve damla sakızı reçinesi yer almakta. Nasıl bir parfüm bu parfüm? Aslında içerisinde bir tatlılık hissediyorsunuz. Bu tatlılık vanilyadan ve külfi tatlısından geliyor. Külfi tatlısını çok bilmiyorum ama tatlı olduğu kesin, herhalde tatlılık ondan geliyor diye düşünüyorum. Parfümde böyle reçinemsi, balzamik bir hava da hissediyorsunuz. Kremsi bir yapısı da var. Özellikle sandal ağacından kaynaklı. Oldukça sıcak ve derin, hoş, niş kalitesinde bulduğum parfümlerden bir tanesi. Saldırgan bir parfüm değil, etrafı böyle sarıp sarmalamıyor ama bir kol mesafesinde rahatça hissedebileceğiniz. Kalıcılığı benim tenimde galiba 8 saat civarında bulan çok güzel bir kış parfümü. Buna da mutlaka bir göz atın. Son parfümüm ise aslında bir erkek parfümü. Erkek parfümünü kadınlar kullanır mı? Bence neden olmasın? Artık her şey unisex'e dönüşmeye başladı. Tabii ki de parfümümüz Dior Homme Intense. Şimdi ben bu parfüme uzun zamandır göz dikmiştim. Bayılıyordum zaten. En son dedim ki neden koleksiyonuma katmayayım? Aslında gönül isterdi ki Intense'le birlikte veya Intense'in yerini Dior Homme parfümü bu videoda gösterebilmek. Ondan da bahsedeceğim. Şu an koleksiyonumda olmadığı için gösteremiyorum. İsterseniz Intense'le başlayalım. Intense'in içerisinde neler var? Parfümün üst notalarında lavanta, orta notalarında iris, armut, ambrette, alt notalarında meşe yosunu ve vetiver yer almakta. Bu parfüm nasıl hissettiriyor? Sıktığınız andan itibaren aslında bir makyaj çantası, bir ruj kokusu. Hani böyle ruj kokulu parfüm arayışı içerisine giriyoruz ya bazen. Erkek parfümlerine bakmak da lütfen aklınıza gelsin. Gerçekten bu hissiyatı veriyor. Sonra parfüm tende kaldıkça kakaomsu, böyle çikolatamsı bir hissiyat da veriyor, bir tatlılık da veriyor. O yönüyle de bence feminen tarafa kayıyor diyebilirim. Çok hoşuma giden bir parfüm. Bu parfümü araştırırken hep şunu duydum ve şunu okudum. Eski formülasyonları çok daha kuvvetliydi ve çok daha güzeldi. Tabii ki de benim elimdeki 2019 Eylül versiyonu. Performansının düştüğünden çok bahsetmişler. Evet, benim de gözlemim, eskileri denemedim tenimde ama benim de en azından 2019'la ilgili gözlemim şöyle, tenimde galiba bir 6-7 saat civarında kaldı. Yayılımda bir kol mesafesi veya iki kol mesafesi diyebilirim. Performans gerçekten düşmüş. Fakat beni bu haliyle de gayet tatmin etti. Benim hoşuma da gitti. Keşke eskilerini bulabilsem ve deneyebilsem tabii. Çok çok hoş. Fakat benim asıl hoşuma giden hangisi oldu?
tabii bunları denerken bir yandan da şeyi denedim. Dior Homme Parfum daha yüksek konsantrasyonlu olan. Onun farkı ne? O da böyle açılışında gene makyaj efekti, işte ruj efekti şeklinde açılıyor. Fakat daha sonra bu etki azalmaya başlıyor ve çok daha yoğun deri hissediyorsunuz. Daha deriyi baskın hissettiğiniz, daha odunsu bir parfüm, daha maskülen bir parfüm aslında buna göre. Bunu daha kolay kullanabilirsiniz. Fakat o inanılmaz hoşuma gitti. Biraz maskülene kayabilir fakat onu almak için yeni versiyonu değil de daha eski yıllara ait bir parfüm bulmayı bekliyorum. Bence kesinlikle niş kalitesinde, hatta birçok niş parfümü sollar diyebileceğim bir kaliteye ve harmana sahip. Performansı çok yüksekti. Yani 2019 halinde bile gayet hani buna göre kalıcılığı veya yayılımı gayet güzeldi. Hatta ben denerken bir bileğime intense, bir bileğime parfüm olanı sıktım. Parfüm olanı kokladıktan sonra intense'in kokusunu duyamaz oldum. Çünkü o kadar ağır ve baskındı ki onu da mutlaka koleksiyonuma katacağım. Ne olur karıştırmayın, EDP'den bahsetmiyorum. Dior Homme parfüm olandan bahsediyorum. Bunu satıcılar bile karıştırıyor çünkü. Intense'in konsantrasyonu Dior Homme parfümden daha yüksek falan şeklinde söylemler duydum satıcılardan. EDP'den bahsetmiyorum dediğim gibi. Intense zaten bu EDP formatında Intense olarak geçiyor ama EDP formatında o Dior Homme parfüm yani çok daha yüksek konsantrasyonlu olanı ona da bir göz atın. Sadece şöyle bir dezavantajı var o parfümün. Her ortamda kullanamazsınız. Yani o biraz yaş istiyor. O biraz oturaklı bir parfüm. O mekan seçiyor, ortam seçiyor. Yani Intense'ı kullanabildiğiniz kadar onu her yerde kullanamazsınız. Fakat bir erkek olsa mutlaka zaten şu ana kadar çoktan koleksiyonumda olan bir parfüm olurdu. Mükemmel bir parfüm kalite olarak. Onu da mutlaka koleksiyonuma katacağım. Siz de bence kadın olarak da bir şans verin. Hem intense olanı hem parfüm versiyonunu. Galiba bütün parfümlerimi anlattım. Tabii ki de bu parfümlere başka parfümler eklenebilir. Belki bir başka videoda devamını çekerim bunun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.